yurttaş toplumu başlıca ekonomik etkinlik alanı. Çünkü yurttaş toplumu bir gereksinimler dizgesi. Bunu şey yapacağız. Çok önemsiziz çünkü kapitalist toplum denen şey bugün normal olarak bu topluma şey bile, Avrupalı liberaller bile, kendilerine liberal diyenler bile neredeyse kapitalist diyorlar. Kapitalist toplum dendiği zaman bunun anlamı bu toplumda kapital egemen ama yasa değil. Hırs egemen ama istenç değil. Duyuş diye bir şey yok. Çünkü kapitalist toplum, kapitalizmin şeyi bu, tanımladığı şeyin bu olması gerekir. Egemen yurttaş topluma diyor. Yurttaş toplumu ve kapitalist toplumu aynı şey olamaz. Yurttaş toplumu törel özgürlük dünyası. Kapitalist toplum hırs altında, kazanma hırsı altında ezilen ve tükenen bir toplum. İkisi aynı şey. Burjuva sözcüğüne baktığınız zaman, burjuva sözcüğü ne demek? Kent. Şehirli. Sur içinde yaşayan. Burjuva ne yaptılar? Burjuva sınıfını şeyle eşitlediler. Sermaye sınıfıyla. Kapital sınıfıyla. Kapital sınıf ayrı bir şey ama kapital sınıf desek de kapitali olan herkesin kapitalist olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü kapitalist, kapitale köle olan demek. Herkesin kapitali olabilir. Kapital olan Yunanlarda da kapital var. Onların ekonomisi de değişti bu şey ekonomisiyle. Belli bir anlamalı hepsinde vardı. Burjuva sözcüğü şeye ayrıldığı zaman, işverenler sınıfına ya da kapitale bağlandığı zaman, burjuva toplumu da tabii kapitalist toplumu. Bunlar yüzyıllık illüzyonlar. Kolay silinmiyorlar. Belki birkaç kuşak sürecek tam olarak. Temizlenmesi bu bilinç artıklarının ama yurttaş toplumu demek kişilerin toplumu, yurttaşların toplumu, özgür insanların özgür istençleri olan, duyunçları olan insanların toplumu demek. Bu kavramsal olarak toplumun şeyi bu, karakteri bu.